Hadi bakalım ya Allah, bismillah. Kaydımıza başladık. Yepyeni bir seriyle Mount & Blade, Bannerlord'la karşınızdayız agalar. Fazla laf uzatmayacağım abicim. Zaten artık şeyler daha uzun olur. Bu seride videolar daha uzun gelecektir. Direkt yeni sefer diyorum. Biraz kasmalar olabilir. Yapacak bir şey yok. Yeni sefer dedim. Şimdi bir video gelecek oyunun kendi şeyinde. Onu göreceğiz. Güzel bir oyun. Önce izlediyseniz falan bilirsinizdir. Kulağınız cızırtılar gelebilir. Yapacak bir şey yok. Birinci, ikinci çeyreği sonra düzelteceğiz. Çok fazla şey yapmayalım, izleyelim. 500 yıl boyunca Kaldir İmparatorluğu kıtaya hükmetti. Ordular karşılarına çıkan düşmanları darmadağın etti. Bak. Görkemli kabilelerin kaleleri savaş aletleri altında ufalandı. Harbi bak. Kuzey ormanlarından güneyin en ucuya köşelerine kadar. Hepsi lejyonların sancakları altında diz çöktü. Ben okuyayım mı ya? Okumayayım abi, dinleyelim sadece. The wise agreed that it brought peace. The land, now untroubled by armies, grew rich. But empires, like men, grow old. Leaders lose a common cause. Corruption spreads. Old enemies learn the Empire's tricks and devise new ones of their own. Until one day, the bonds holding the Empire snap. Then comes the civil war, pitting all against all. A time of hatred. A time of suffering. But also, even in the worst hours, a time of courage and defiance. As new leaders arise from new places and new peoples, to turn back the tides of destruction and bring forth a new world from the ashes of the old. Hadi bakayım. Yükseltme. Evet, şimdi ırkımızı, medeniyetimizi seçeceğiz. Ben direkt abi Kuzeyitli olmak istiyorum. Tam Türkiye'ye yakın bizim millete. Ama şuradaki şeylere de bakalım. Vilandiyalar bağımsız bir krallık kurmadan önce asırlar boyu imparatorluğun egemenliğinde yaşayan Batı macera pestleri soyundan gelirler. İmparatorluğun otoritesini zayıflamasıyla birlikte mızraklarıyla ve kargılarıyla at sırtında savaşmayı tercih eden savaşçı soylular sınıfını önderlik ettiği düzenli bir feodal bir toplumu dönüşmüşlerdir diyor. Savaşlarda %5 daha fazla nam, paralı askerlik yaparken %15 daha fazla gelir. Kalelere bağlı köylerin %10 üretim bonusu dolutları ordaya almak %20 daha fazla mali ödemiş. Tamam. Ya bunları tek tek okumayacağım. Sadece şeyler önemli bizim burada. Atlardaki etkenler önemli. İmparatorluk falan filan alın okuyun, siz durdurup okuyabilirsiniz. Ya okumayacağım ben. Çünkü daha önce de oynadım. Tek tek okudum. Ve gittim yine Kuzey'i seçtim. Neden Kuzey'i seçtim? Çünkü bak şeyini oku, bunun Kuzey'i okuyalım abi. Medeniyetimiz Kuzey'di. Kuzey Konfederasyonu'nu meydana getiren Bosk kabileleri dilimin şeyi dönüyor. Sabah saat daha 9. Ona geliyormuş lan. Ders var anasını satayım. Üniversite de böyle bir şey işte. Şu anda online bazı dersler, online bazı şeyler yüz yüze. Normalde üniversitede şu anda. Şimdi bunu size neden söyledim bilmiyorum. Neyse. Tekrar. Şimdi.
Atlı askerleri birliğe almak ve üst seviyeye yükseltmek %10 daha ucuza gelir. Tamam, bu güzel. Kuzey hükümdarların sahip olduğu köylere at, katır, inek ve koyun üretimine %25 bonus. Mükemmel. Kendilerden %20 daha az vergi geliri. He. O zaman evet, biraz parasal sıkıntımız olacak bizim. Ama şimdi atlı birlik, benim hedefim ordularımda attığın üstünden inmemek. Ya şimdi mecburen şey olacağız. Tam bunu sonraki diyorum, geçiyorum. Şimdi hedefimi söyleyeyim direkt. Aa, şimdi karakter seçeceğiz. Hey 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 hey. Göster hani bizim karakterimizi bir. Gacı olursa bu, erkek olursa bu. Tipe bakalım. Şu tipi bir toplayalım. Dur bakayım, bu ne? Ses perdesi. Konuş bana ya. Onward! Ay sesini. Stand your ground! Pace up! Give way! Sen iyi bir şey olmalı lan. Bu ne ya? Dört tane mi var? Soldiers! Halt! Halt! Tekrar. Pull back! Ay ses perdeni. Bu neymiş? Close in! Ah işte bu. Hey hey hey! Boy. Ya kadar uzun boylu değiliz daga, şimdi yalan yok. Ağırlığımız şöyle bir heybetli olalım ya. Atı da ezmeyelim de şöyle. Tamam, yapı kaslı, hey hey hey. Ver abim üst vücut. Ay boğan da olmayalım canım. Normal. Her Türk normaldir. Normal olmayanlar saygım var. Normal olanlar da senin normaldir. Tamam. Ten türü. Hafif hafif böyle esmer. Çok şey değil. Ne çok yanık. Sen pek değişmedin gibi. Ne çok yanık olsun, ne çok yanmayak olsun. Ha, bu ten türü. Tamam. Senin yapısına var ya. Bu olsun hadi, tamam. Yüz gençti. Şimdi bu tipine tükürdüm. Tipini değiştirmem lazım. Böyle olmaz yani. Bize yakışmıyor. Şunu ortaya çekelim. Tamam mı? He, dur bir dakika dur. Neyse. Yüz derinliği. Bu ne oluyor? Şeyler değişiyor ama. Bu burundaki, yani burnun orası değişiyor. Bunu da normal yapalım. Merkez uzaklık. Bu ne? Tamam, yüzün şeyini ayarlıyor. Yüz oranı. Abi çok fazla şey var ya. Bakayım. Yüz asimetrisi. Kulak boyutu. Kulağa bak. Kulak yapısı. Sivri kulak. Ver lan sivri kulak. Neyse, taşa geçmeyeceğim. Göz boşluğu. Oğlum bu yüzü toplayamayız. Bu ne? Şu gözlerden başlayalım bak. Kaş derinliği. Kaşın derinliği. Dış kas. Orta kaş. Kas diyor mu lan? Kaş mı? Dış kaş yüksekliği. Tamam, çok şey olmasın. Orta kaş yüksekliği. Tamam, böyle iyi. İç kaş yüksekliği. Çok açma. Tamam, mis gibi. Göz pozisyonu. Böyle değil. Gözün boyutu. Aç abim gözleri. Gözü açık olsun adamın ya. Çekik gözleri. Düşür la şunu. Tamam. Göz kapağı uzunluğu. Şimdi toplam mı ne? Böyle göz kapağı mı? Şöyle adamın gözünün feri açılsın. Aslanım benim. Gözün derin. Kanka bak, gözünün derinde olacak. Sana vurdular mı diye bir şey olmayacak. Pek derinleşme değil. Oğlum sallanıp durma lan. Gözün yapısı. Bakayım. Bakayım. Heh. Adam bir gözünü toplayınca bak, bir şeye benzedi. Bayağı bir toplandı gibi. Dış gözün yüksekliği. Ah şöyle hey. İç göz yüksekliği. Ya. Burnu var. Gözler arası uzaklık. Bir tık açalım. Hoppa. Göz asimetrisi. Hafif yamuk olalım mı? Tamam şöyle ya. Gözün rengi. Baba bu ne? Hey hey hey, bu ne? Yani kahverengi olsun. Hafif böyle ateş. Tamam. Şu burnu. Burnun uzunluğu. Bu. Kanka. Laz değil bu adam. Bu burun olmaz. Bu arada Lazlar'da böyle burun yok amına koyayım. Bu buruna baksana. Kocaman. Direkt burnun boyutu diyelim. Şunu bir az küçültelim. Tamam.
Tamam, güzel burun. Burnun yapısı, burnun yapısını falan fazla oynamayalım. Bir sakal koyalım abi. Sakal koymuyoruz mu? Diş türü. Göster avantajını. Fiter. 32 diş ver abine. Oğlum bu nasıl bir gülüş ya? Sen gülme. Tamam. O zamanlarda dişçilik bayağı gelişmiş. Ağız pozisyonu. Tamam, çeneli bir ağzı. Somurtu gülücük. Gülla. Dudak kalınlığı. Böyle iyi ağız pozisyonu. Abicim siz buralara atlayabilirsiniz. Alt dudak yapısı. Çok büyük olmasın. Üst dudak yapısı. Tamam, dudak açısı. Nasıl? Burası mı ya? Çene çizgisi. Hey. Oo, bo. İşte bu. Gıdı yapısı. Gıdısını. Bak şöyle yaparsak tam bir ayıboğana dönüşebiliriz ama ayıboğanlıkla işimiz yok. Biz atın üstünde devlet yönetmeye planlıyoruz dostum. Çene pozisyonu. Abi. Yapasım geliyor şu çeneyi de ya. Bak bak çeneye bak. Nerede lan çene? Çene pozisyonu. Hafif bir öne çıksın ya. Şöyle iyi. Çene yapsın. Bakayım. Öf. Şöyle. Sakal ekleyeceğiz. Oğlum sakal. Sakalımız yok mu ya? Sözümüz dinlemezler kardeşim. Olmaz böyle. Tamam. Güzel oldu. Sakal harbiden niye yok? Şurada saçta mı var acaba? He, saçla birlikte tamam. Ragnar saçı he. Yok baba olmaz bize gelmez. Aha dur. Önce bıyık. Önce bıyık. Kanka şu... Aman akıyım bu nasıl bıyık? Kaplaması yüklenmiş mesela. Baba pala bıyık. Bakayım. Harbiden pala bıyık ama bu da çok şey. Ey güzelmiş. Bakayım şöyle daha bir şey daha düzgün. Yok ya şöyle bir toplu olsun adam. Kanka sakal bırakmasın. Bıyığı olsun hafif bir. Bu ne lan vampir gibi dolaş. Yok. Şu güzel gibi. Şurada bir alt çeneli de olması lazım. Bu çok Moğol tipi ya. Bu tam Moğol tipi olmak. Bu da tam böyle mangal. Mangalda köz bırakmaz. Taş veren erkeğe bir Türk. Buna da gerek. Bu çok fazla. Benim şeyim bu yönde. Şu da olabilir. Dur şu saçı değiştirelim. Tamam. Bakayım. Şöyle serseri bir style var. Bu yüz tüveni değiştireceğim bir. Son bir. Şu olabilir bak. Ya da böyle mi yapsak? Benim saç gibi. Bak benim saç da uzun. Tam bu şekilde ha. Bu şekilde kullanıyorum. En rahatı mis gibi. Şu nasıl? Bak baba. Benim bildiğim Türk böyle olur. Atlı. Bak böyle binersen olmaz. Nerede o? Şu. Böyle olmaz. At üstünde bozulur. Bu tam bir imparatorluk gibi. Olmaz. Yani şu. Bizim saç stili bu. Tamam şuna bir bıyık uyduruyorum hemen. Tamam ya bir Türk olalım. Şudur ya. Tamam. Tam bir pala. Mis gibi. Elmacık. Şimdi tekrar bir gözün tipini, yüzün şeklini ayarlıyoruz. Yüzün derinliği. Tamam. Merkez uzunluk. Çok uzatma. Yüz oranı okey. Elmacık yüksekliği he. Çok duran adam. Çok da sırıtma canım.
Elmacık genişliği. Hoppa, fazla şey olmaz. Elmacık derinliği. Abicim, adam ayarlaması uzun sürdü ya. 100 kesin. Uzun sürecek diyor adam. Evet. Şakak genişliği. Şakak nere lan? He, o kulağın olduğu bölge. Bak bir şey öğrendim. Gereksiz bir şey. Göz boşluk koydu. Adamın tipi değişti oğlum. Hey. Patladı ama ne? Nasıl? İyi böyle iyi. Kulak yapıştı. Baba bu rüzgar keser ya. Var ya bunun geminin ucuna geç. Gemiyi şey yaparsın ha rüzgarla. Kulağın boyutu. Fazla bir elif oldu böyle. Sanki adam pek değişmedi gibi ya. Yüz asimetri. Yok ya düzgün olsun. Tamam. Budur abim adamımız. Bakayım. Olur gibi ha. Tamam sonraki. Şimdi ailemizin nasıl bir aile olduğunu belirleyeceğiz. Bu da bize skill'ler katacak. Farklı özellikler katacak. Şimdi bir Noya'nın soyundaydı dersek bize şunları okumayacağım. İsterseniz okuyun. Ve dokuyayım mı? Ailen bir Kuzey Noya'nın güvenilir soydaşlarındandı ve yemeklerini klan şefinin yurdunda onunla birlikte yerlerdi. Baban klan meselelerini konusunda şefine yardımcı olur ve Kuzey Savaş Hattı'nın merkezinde yer alan zırhlı kargıcıların göbeğinde çarpışırdı. Bu bize atlı binicilik özelliği. Sonra dayanıklılık kaçacak ve bu gönderli silahlara ekstra özellik kaçacak bu olabilir. Ben gönderli silah kullanmayı planlıyorum. Alttaki özelliklerden de veriyor işte dediğim gibi özellikler. Tüccarlıkta bize tüccarlık kaçacak. Kabilede okçuluk, çiftçilikte bu neymiş lan? Fırlatma var. Şamandı. Doktorluk ve cazibe katıyor. Birincilik. Burada bir Noyan'ın soyundan da diyeceğim. Şimdi çocukluğunda öne çıkan özelliğim. Bakalım. Liderlik becerileri. Burada ben bir tüccarlığa basmak istiyorum. Çünkü oyunun başında bize harbiden paraya ihtiyacımız olacak. Direkt buradan. Hem mühendislik de geliyor. Güzel. Tamam buradan yapıştırdık. Köydeki bütün çocuklar gibi sen de tarlalardaki işlere yardım ederdin. Ayrıca. Tamam. Bir daha fazla mühendisliğe ihtiyacım yok. Pazarda mal satar. Bu ilerleyen zamanlarda yapacağım bir şey ya. Şimdilik şey yok. Demircilik. Tamirat yapardım. Şimdi bizim para kazanacağımız yönlerden birisi demircilik abi. Ama şimdi orada biraz fikslediler de oyunda. Yeni şeyler öyle. Yine de demircilik hala para kazandırıyor. Burada ben yine bir demircilik yönüne oyun oynamayı düşünüyorum şimdi. Bir klan şefine hizmet ederdim. Yuvarı eğitim aldım. Tam işte. Double'a korus ama ben direkt işte benim aradığım gönderilisiyle de para etmeyebilir sonrasında. Tamam. Bu atlı okçuluğu şey yapar. Atlı okçulukta kasılabilir. Cizacılara katıldım. İzcilerle birlikte at sürdüm. Bu olsun. İzcilerle birlikte az türlü hem okçuluk kasarız hem şeye kasarız. Güzel olur. Macera dolu bir hayata atılmadan önce en büyük başarın. Savaşta bir düşmanı alt etmekti. Başarılı bir insana bana önderlik etmekti. Bu bize o liderlik falan katıyor. Demircilik şey. Bunu başar. Bunu da salla. Bunlar sonraki işte. Önce gücü elde etmemiz lazım. Toprağa yatırım yapmak bu. Bakayım. Abi burada bir tek elli kılıç şey yapılabilir. Bir yandan toprağa yatırım yapıp hani parayı elde edip kendi ordumuzu elde edebiliriz. Elde edip yani daha güçlü olabiliriz. Direkt ticaret kasmak. Yok ya bu kadar ticarete yönelmek istemiyorum. Savaşta bir düşmanı alt etmek olsun. Tamam.
Şimdi son bir şey kalmış. Kalede gayrilerin birçoğu gibi senin ailenin hayatında savaş yüzünden alt üst oldu. Ardı arkası kesilmeyen ordulara evinizi talan etti. Sonunda evinizi sattınız ve baban, annen, erkek kardeşin ve iki küçük kardeşinle beraber daha güvenli olduğunu duyduğunuz yeni bir kente doğru yola çıktınız. Ne var ki oraya ulaşmadınız. Ulaşamadınız. Yolda kaldığınız kan akıncılara saldırısına uğradı. Güvenlerini öldürdü ve küçük kardeşiniz ele geçirildi. Ama sen erkek kardeşinle birlikte hayatta kalmayı başardın. Çünkü yine bir özellik geliyor. Bir akıncıya yetkisiz hale getirdin. Akıncıları oklarla savuşturdun. Kurnazlık artık seferlik basıyor. Yolculardan kaçmaya başardın. Akıncıları etkisiz hale getirdin. Taktik de basalım mı? İlerleyen zamanlarda taktik bizim için daha önemli bir etken olacak. Dayanıklılıkta bak şu koşma şeysi var ya. Atletizm. Ona pek ihtiyaç duymak istemiyorum ama bir de kuşatmalarımız da olacak. Üf kardeşim var. Bunu yapıyorum. Hem bir hafif şey kasarız. Gusur. İsmimiz ne olsun? Türk bayını yakışır bu şey. Benim önceki oyunumdan da yaptığım gibi ismini Alpan koyuyorum aga. Alpan. Mis gibi. Hoppa Alpan. İşte özelliklerimiz burada. Güzel bir abimiziz. Zorluk. Ön ayarlar. Çapulcu mu? Geç bunu. Savaşçı. Bannerlord. Özel. Bak. Savaşçı olabilir. Bannerlord harbiden aşırı zor. Gerçekten adam çapulcu sana kafana taşla tek atabilir ya. Harbiden kafana taşla tek atabilir. Olmaz yani, o bize gelmiyor o kadar durumda. Savaşçı yapabiliriz. Böyle harita gergedizi falan. Böyle şey yapabiliriz bence. Iron Man modu mu? Iron Man modunda tek bir kayıt dosyası olur ve oyundan çıktığında oyunun otomatik olarak kaydedilir. Bu ayarı sonradan değiştirilemez. Ha, tek bir kayıt. Direkt arada değiştiririz. Doğum ve ölüm etkinleştirilir. Etkin olsun ya. Oyunun şeyi kalsın yani. Ya çocuğumuz olabilir. Herhangi birisi ölebilir. Ben ölebilirim. Ben öldükten sonra ya kardeşimin yerine geçebilirim ya çocuğumun yerine falan geçebilirim. Böyle etkileri var. Ve ben kardeşlerim herhangi birisi ölebilir işte. Yoldaşlar ölebilir. Çocuğum ölebilir. Karım ölebilir. O tür şeylerimiz olabilir. Oyunu başlattım. Ya da bir şey demeyeyim artık. Başlattık mı? Tekrar basıyorum. Peki. Heh tamam. Alpan seviye atladı. Kardeşim, 3 gündür o aç. Alçakların izini sürüyoruz. Sanırım yaklaşıyoruz. Onları yakaladığımızda ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Yatı ve Altay'ı nasıl kurtaracağız? Dövüşmeye hazır mıyız? Lan! Size yemin ediyorum. Önceki ismimi Alpan koymuştum ve kardeşim ismini sundu. Diğeri Jatu'ydu, diğeri de Altay'dı amına. Yine aynı şey geldi. Demek ki bir algoritma var, rastgele atmıyor. İsmin benzerliğine göre atıyorlardır. Neyse. Bilgilerin eski bir eğitim alanına benziyor. Belki biraz zaman ayırıp becerilerimizi tazeleyebiliriz. Akıncılara yetiştiğimizde alıştırma yapmış olmak için de boşver. Sence yakında akıncılara yetişir miyiz? Kalbek zamanımız yok. Eğitimi geç. Eğitimle uğraşmayalım babam. Ne bu, geç tamam. Şuna basalım sonra. Heh tamam. Taba bastık, geçtik. Hadi tamam abi tamam. Soyadım. Alpan. Alpan Kurt Süren. Kurt. Ben buna. Kurt Süren. Hey işte bu. Bayrağımız nasıl olsun? Kurt var mı abi? Kurda baktım da kurt yok gibiydi ya. Kurt istiyoruz abi. Bu ne? Bu nasıl bir hayvan? Yazık hayvana. Buralarda sıkka sıkka şeyler var. Şöyle bir... Oğlum bak. Kaldıradya'nın hakimi biz olacağız. Yakışan bir şey olması lazım. Şu olabilir. Havalı. At üstünden gelmedi. Bilmedi. Bu tam bir Amerikan fantastiği gibi. Bunlar çift başlı kartal. Güzel çok buradan. Kalma bir şey. Onu temsil ediyor abi. Bunu yapabiliriz ya. Ha bir hayvan koysak daha güzel olur da. Akrep var. Balık ne ama.
şey yapıyorum. Nerede okçu abim? Budur. Boyutunu... He, tam böyleymiş. Çok büyük olmasın ya. Çok da küçük olmasın. Şöyle. Rengini ayarlayalım. Şöyle mavi olsun. Bu sonra şey yaptım ya, şimdi etkili olabilir. Tamam. Yeşil olsun ya, tamam. Mührün rengini sarı mı? Şu. Bir dakika daha aldım. Beyaz olsun mührümüzün rengi de tamamdır. Sancağımızı düzenledik. Vay, 7.2 hızımız var. Nerede doğdum abi? İmparatorluğun göbeğindeyiz. Tamam. Oyun biraz kastırıyor. Bir şey yapalım. Bir dakika. Bir ayarları düzenleyeyim ben. Bir saniye abi. En düşeye çekeceğim. Mecburen. Çok yüksek, yüksek, orta, düşük. Çok düşük. Evet. Kaliteden ödün veriyorum amına koyayım. Yapacak bir şey yok. Güzel, yani kasmadan oynamak istiyorsak öyle yapacağız mecburen. Bakayım, biraz etkilendi ama şu an şey. İyi, tamam. Şurada görevimiz var. Klanını kur. Nerezes budalarını araştır. Oğlum. Yani kardeşimizi kurtarmayacak mıydık biz? Sanki öyle bir şey vardı. Gel bakayım. Çıkış. Neyse. 7.2 hızımız var. Şunu açtığımızda hızımızı görebiliriz. Tamam. Hay hey hey. Abi. Şerefsiz şey veremem, üstümüz atladı. Şu an yanıma acemi imparatorluk askeri alacağım. 80 bin altın verdik. Bir de yemek alayım. Varsa yemeğimiz. Bilmem ne kadar yemeğimiz var. Tahıl var ve Dragon Banner for Speech. Bu ne lan? Oo, sancak parçası gelmiş. Neyse. Birkaç tane şey alacağım. Tahıl alacağım. En ucuz ne var? Tahıl alalım. Tahıl toktular. Şöyle 3 tane tahıl aldım. Şimdi çapulcuları bir bismillah deyip keselim abi. Keselim şu ipneleri bir. 876 dinarımız kaldı. İlk başta bir dinarları şey yapmak da önemli. Evet, bayağı bir güzel Türkçemiz var. Saldıralım. Hadi bakalım, bismillah. İlk kellemiz. İlk kelleler. Kelle almaca. Evet. WASD. Oğlum ne eğitimi lan? Tamam. Bizim askerler nerede? Footman! Move out! Gelin bakayım buraya. Get moving! Neredesin oğlum? Dur bakayım. Altta mı gösteriyordu? Evet, düşmanlar orada. Bizim kelekler nerede? Ben niye göremiyorum? Ha, orada. Move! Orada durun. At. At. Haa, şey yavaşlatıyor. Pardon, pardon. Ben de niye gelmiyorlardı? Çok şey ya. Hassas şu anda. Okçuluğumuzu fazla geliştirmediğimiz için bayağı şey. Baksana şunu. Ha, vurduk. Döveriz bunları ya. Hem tüm. Oo, ne vurdu. Gelin bakayım. Bir şu. Dur. Bir de fonksiyon tuşlar var ya, bize bu bayağı şey yapacak. Saldır dedim. Hemen bizimkilerle desteğe gidiyor mu? Hey hey. Abi. Adam kalmadı bizden. O kadar davranıyorsun. Tık. Birini daha öldürürsen kaçar gider bunlar. Hadi lan. Kaçsanız oğlum. Yakalayamazsın. Lan oğlum bak. Dedim ya, oynamayın. Lan. Oha, ipneye bak ya. Ölmüyorum ya. Lan. Öl lan, öl yeter. Namlısın. Ulan. Şerefsizsin. O herifleri bırakmadı peşimi. Oğlum. İniyorum lan aslan. Gelin buraya. Şöyle az bir uzaklaşayım aslan yine. Şerefsizlere bak ya. İn abi. Bu muydu lan? Bir saat beni uğraştırdınız şerefsizler. Asker kumadınız. Hey. İlk savaşını kazandın Alpan. Aslanım benim. Şu gözlere bak. Tamam. İki tane askerim ölmüş, iki tanesi yaşıyor, yaralanmışlar. Tamam, sıkıntı yok. Level atlamışız. Tutsaklar. Şimdi bunlarla, sineklerle uğraşmayalım. Devam edelim. Kapasite aşıldı diyor. Bunları alalım ya.
Satarım. 1-2 dinar, 1-2 dinardır. Yolda paramız çıkar en azından. Şimdi. Oğlum bizim şeyi, kardeşlerimizi kurtarmamız gerekmiyor mu ya? Neyse. Asker topla. Bir abim, bir. Şimdi Poros'a gidelim abi, şehre gidelim. Orada bizim para kazanmamız lazım. Para kazanacak işlere girmemiz lazım. Bir tane çapıcı var. Kale. Aha da Ranza Kale de böyle bir şey. İçine girecek miyiz? Girmeyeceğiz tabii ki. Ne gerek var? Zaman kaybetmeyelim o kadar. Şimdi şurada şey yapalım. Çete adamlar gerekiyor. Şimdi görevler falan var da. Şu anda görevli falan uğraşmak istemiyorum abi. Asker toplayalım mı? 4 kişi. Bak 10 kişi. 7, bu kadar kişi. 8 kişi falan yeter bize. Arenaya git diyelim. Şu an 400 tane. Niye giremiyorum abi? Arenaya gir. Ha, arenaya tamam. Gidelim şöyle 1-2 adam tokatlamayı deneyelim. Bakalım oynayabiliyoruz mu? Yolla gelsin kardeş. Selamun aleyküm turnuva üstadı. Selamlar dostum. Eğer evet falan filan. Tamam. Bana para lazım. Bana para lazım. Tamam. Para para para. Lan hadi. Ne kadar? Katılabilir miyim? Tekrar soruyorum. Gitmen ödülleri ne kadar? Turnuva ödülleri ne kadar? İdman ödülleri. Tamam. Akalat çaresi de şey varmış. Heh tamam. Selamun aleyküm babba. Ama cirkimiz var, elimizde bir de bu gereksiz şey var ya. Bu niye böyle bir kılıç, niye vermedin lan bana? Abim atma onu. Hey ananı atan var ya. Ya şerefsiz iki oyun. Ananı. Kim atıyor lan bana? Ananı. Abi of. Sinir oldum bak. Cirkleri sonra saklayacaktım. Bir daha deneyeceğim. Gelin ha, kılıç verin. Gel lan buraya. Arkadan mı yak? Tamam. Vur. Sık lan. Sık. Hadi herif. Kalkanımız da kırılabilir ha. Arkamızı kollamak lazım. Vur. Bu herifi yakından döveceğiz. Tamam. Onlar dövüşüyor. Şöyle bakalım abi. Gelenimiz yok, tamam dedi. Arkadan ses alıyorum. Evet. Abi vur onu. Aslanım ben. Gel seni döveyim. Bir dakika şöyle baktım. Okçular sıkıntı çıkarıyor yani. Abi o kadar adam öldük, 10 dinar veriyor şimdi. Başlarım yapacağınız şey. Lan beni çıldırtmayın lan. Ben buraya bunun için geldim. Oğlum. Atma o ciriti. Sikerim ben lan. Atma onu. Şöyle arkamı sağlamam lazım. Aslanım ben. Sana atma dedim değil mi? Sana atma dedim. Değil mi? İt olur. İt. Gel lan buraya. Lan şerefsiz de. Kalkanım kırılacak ha. Ok atıp durma. Ananı atanı yavaş dur lan. Ananı. Vah. Hayır ya, arkalandır. Neyse. 13 tane adam kesmişiz değil mi? Zehir. Teşekkürler ama yaralarımın iyileşmesini zaman tanıyacağım. Tamam, 25 dinar 25 dinardır ama bu bayağı bir uğraştırır. Turnuvaları katarsak daha güzel olur ama şu an yakında turnuva yokmuş. Şeyden öğrendik. Tamam. Dönüş idmanı ya, kent merkezine dön. Askeri boşver, ticaret diyelim. Bir de ticaret de yapılabilir şu anda. Şu gereksiz eşyaları satalım. Aa, satmaz. Şunları giysedik ya. Dur dur, şunları geri topla. Şimdi. Kolluğumuz var mı? Kolluğumuz yok.
Şu an giymelenmiş ama giyiyorum. Tamam, şunları tekrar satabilirim. Tahıllara koyduk onları. Tahıl nerede? Tekrar şöyle tahılları alalım. Yeteneğimiz gelişmediği için tahılların, tereyağların ne kadar para ettiğini biliyoruz ama şu an benim oyunda bildiğim kadarıyla tereyağı şu anda burada ucuz gibi. Bir miktar tereyağı alacağım. Şey yapacağız. Kapasite aşıldı. Olsun, o kadar şey önemli değil. Biz bir şey yapalım. Ticaretimizi gerçekleştirelim. Tamamdır. 4,9'uz. Bence gayet güzel. Aha, burada aşağıda 10 lirada şey var bak. Üzümcü var. Üzümcü. Zeon'a gidelim. Tamam mı? Gidelim Zeon'a. Evet de şu 12'ye doğrayalım. Ürün satın al. Üzüm. Ondan. Aa, bu 5'miş la. Al lan, al. Al hepsini al. Hızımız bayağı yavaşlayacak ama. Hepsini alsak. Üf, bu bayağı yavaşlatırız. Yok. Bak, üzüm 10 dinar, tamam mı, burada. Olmadı, bir dahaki sefer yine gelelim. Buradan yine alırız. Yine tekrar döneriz. Porosa 10 liraya satarız. Şurada kenarlarında şeyler çıkıyor, bu semboller. Orada neyin satıldığını gösteriyor. Neyin üretildiğini gösteriyor. Bu bizim için iyi olur. Çapulculardan falan yakalanmadan. 8 kişi. Yeterli bizim için. Ama yine de şey olur. Dayak yiyebiliriz arada. Olmaz yani. Dayağımızı yersek sıkıntı. Ticaret. Yemek. Tereyağını 11'den aldık abi. Sat. Hepsini sat gitsin. Oha ya. 3 dinar diyor. O zaman ha, zaten aynı şey aldım. Bak, burada üzüm 9 dinarmış. Orada 10 dinardı köyde. Al abi buradan. Ne kadar alabiliyoruz? Şöyle bu kadar alalım. Tamam. Bunlar bizim sermaye üretmeye çalışıyoruz şu anda. Bundan sonra demirciliğe geçeceğiz. Tekrar Porosa mı gidelim? Şu daha yakın bir yerde. Amitasis'te Jalmaris'e gidebiliriz. Tamam, bir Jalmaris yapalım. Hem farklı yerlere eve gitmiş olalım. Bir de şurada bir özellik var. Ben şey yapsaydık keşke. Okçuluk. Harekete bağlı yay isabet hassasiyet kaybını %30 azalır. Senin formasyonundaki yay kuşatma askerlerine %5 yay hasar kazanır. Hasar güzel. Keskin nişan. Yaylara kafaya isabet eden atışlara verdiğin hasar boyunca %30 arttırır. Senin formasyonundaki yay kuşatma askerlerine %5 yani bunu yapalım. Başka şimdi iki tane de özellik verebiliyoruz. Yani kasmak için şey. Bakıyorum şu anda. Bir şeylere vermek için acele etmeyelim. He. Liderlik vasfımızı geliştirebiliriz. Vekillik ya işici büyüklüğü. Şu an ben liderliğe basacağım bir de vekilliğe basıyorum. Bunlar gelecekte çok önemli olacak. Ordu büyüklüğümüzü etkiliyorlar. Sonra ileride kale falan alırsak garnizon büyüklüğümüzü falan etkiliyor. Biz niye bu kadar yavaşız? Şu anda gece mi gece? Değilmiş lan. Çok aşırı yavaşız ha. Az yük almış. Şuralardan bir yerde atla atla. Oğlum, bu adamları yüzden şuradan atla. Çabuk çabuk çabuk. Bak, bir yandan da yavaş yavaş şeyimiz iyileşiyor, canımız. 17 tane falan. Oğlum, yakalasalar döverlerim, bilmiyorum da. Zorlarız. Elimdeki kılıç güzel bir kılıç olsa. Hey abi, dibindeydik, yemin ediyorum. Büyük beygir ha. 103 dinar. Abi fazlaymış. Fazla şey yük toplamıyor bunlar. Sinek çıktı abi. Katır. Hızımızı etkiliyorlar güzel bir şekilde. 1.8, 2.9. 206 dinar. Vereceğiz abi, yapacak bir şey yok. Kaçıyorsun değil mi? Aynen, tamam, kaç bak. Jalmaris. Lan ibne, kaçıyordun. Gel lan buraya, gel gel gel. Seni dövmek istemem namır. Amına koyacağım şimdi seni, gel. Oğlum bak, ileride şey alıyoruz. İleride dedim, çok ileride değil. Birkaç bölüm alırız. Böyle gönderli atın üstünde böyle. Böyle sopa var, ucunda böyle şey var, tamam mı? Dur bakayım. Önce askerlerimizi yerleştirelim.
Beni dinle, beni dinle. Forward. Tamam, yerleş. Görebiliyor musun? Görürsünüz. Bilmiyorum, ben görebiliyorum şu an. Şuradan geliyor ritualistler. Ben oklamaya başlıyorum, oklama şov. Yakındı. Yokçulun bir gelişirse var ya, bunları tek alırım ben. F1'e F3 diyorum. Atak veriyorum bizimkilere. Ben bizimkileri destek açayım. Şöyle yapalım. O daşı götünü kokarım seni. Kokamadım. Dövüyor bizimkiler. Allah bizim askeri vurdu. Çek kafanı. Bende o, bende. Vitolit nereye kaçıyorsun he? Hey 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 hey. Bu da şurada bir şeyimiz var. Vahahaha. Kazanma hareketimiz. Rastgele bir şey yapılabilir. Tamam. Abi kapasitemiz yetmiyor ama. Bunları da alırız be. Heh, alırız alırız. Sıkıntı yok. Dövmüşüz zaten yoldaki çapulcuyu. Şimdi bir çapulcu daha gelirse. Hayırız Allah. Neyse jelmanis yakın. Yükümüzü bırakalım. Fişek gibi oluruz diye düşünüyorum. 4.1 he. Tamam. Hızlandık. Ormanda falan yavaşladı. Bu kim lan? Ticaret. Yemek. Üzüm. Üzüm 7 dinar ya. Bak abim dolandırılıyoruz. Bak biz dolandırılıyoruz. Şişeceğim ortalığa. Şu yolda bulduklarımızı satalım. Balık var 22 dinar. Şunları sat gitsin. Hala para elde edemiyoruz. Bu beni sıkıntıya sokacak. Tahıl. Üzüm. Katır. Yük beygiri 59 dinar. İyi, bunu alalım. Tamam, bir tane yük beygir aldım. Tamam, 400 lira var. Abi, rotaya gidelim bir de. Bunlar bereketli topraklar mı ne lan? 3.3. Ormanlarda hızımız yavaşlıyor bir tık ama şeylerde iyiyiz. Normalde çıktık da hızımız iyi. Bir de şu an yük fazlası şey olduğumuz için yükümüzü atabilirsek bir fazla yükümüzü o zaman sıkıntılardan kurtuluruz. Hızlanırız. Çapulculardan kaçarız, iyi olur. Ziyaret dedim ama ya. Tahıl 4 dinar. Balık. Heh. Üzüm 12. Sat abi. Sat 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 sat. Tamam. 10 dinara kadar sattım. Adet başı 1 dinara kâr ettim. Bakıyorum hatta bir de ticarete girelim. Yemek diyorum. Yemek ürünlerinden gideceğim. Şimdi biraz kâr edildiğim için. Öyle yapacağız. Hala tahıl 4 dinar burada. Ben 5'e alıp 4'e sattım da yani. Neyse şu köye gidelim bak. Burada 1 lira bulursam şey 1 dinara. Dinar evet. Tahıl, peynir falan filan. Yok olmaz. Olmaz baba. Bak 782 olmuş. Güzel. Hızlıyız da abi, hızlandık. Ürün tahıl 5 dinar. Tabii daha ucuz lazım. Çıkış. Şimdi şöyle bir bakalım. Bizim haritamız bu abi. Bak. Kuzey toprakları burası. Biraz güçleneyim. Parayı elde edeyim. Kuzeyte gideceğim. Orada krallığa katılmayı planlıyorum. Belki krallığın başına geçebilirsem geçebilirim. Geçmeye çalışacağım. Eğer geçemezsem kendi krallığımızı kuracağım. Hadi bakalım. Şunlara bakalım. Ucuz yemek falan arıyoruz şu anda. Para elde ettiğiz abi. Hedefimiz para. Tereyağı. Tahıl 4. 6. Yok. Geç abi geç. Tahıl 2. 2 dinara sattırıyor bana. Alırken 6. Satarken 4. Lan şerefsiz. Koruyun değil mi? Tamam saldırım. Abi çok çapulcu var buralarda. Dikkat etmek lazım. Tereyağı. Tahıl. Tahıl 13 dinar. He. Bak. Tahıl 13 dinarsa işimize gelir. Burada 13 dinarsa şehirde daha pahalıdır diye düşünüyorum. Lageta. Lageta'ya gidelim.
Şurada şeyi köyü yağmalıyorlar. İki köyü de yağmalıyorlar. Hayır. Şerefsiz sen. 8 kişiye mi dalıyorsunuz lan? Gel buraya gel. Abi bismillah ya. Neyse. Bu böyle bir şeyin olacağını düşünüyorum zaten. Geleceğine eminim. Sıkıntı yok abi. Döver. Bizim askerleri de bir ok mu kolay değil. Neyse. Ben şunlar bir ayıklayayım ya. Neredesiniz lan? 15 tane burada. Yakında var. Oğlum daş atmayın daş. At vurdu bayağı güzel. Şöyle atın dönüş falan çok şey ya. F1 F2. Şöyle bizim olay dağıtın. Bizimkiler dayak yiyor. Dayak yiyoruz abim, dayak yiyoruz. Abi sizi döveceğim ben. Kaçarı yok. Ya biriniz ikiniz aldık seni zaten kaçarsınız da. Oğlum daş atmayın. Çıkarım beraber. Hadi abim, hadi abim, hızlan artık şu okçuluğu geliştir. Olmaz böyle. Ya nereye atıyorsun? Abi denk gelmiyor bak heriflere. Tamam bir. Kaçacaksınız biliyorum. İki. Kafaya hedef al. Güzel. Atma onu. Sikerim belanı. Öl lan öl. Kaçın. Herifler daşla döver beni ya. Tamam güzel seviye atlamışız. 7 okum kaldı. Artık kaçsanız mı diyorum ya? He? Oğlum soyunuzu kuruttum. Kanka. 3 ok. Boşa attım o son oklarda. Abi okum bitti. Şöyle yukarıya çıkalım hemen atlanayalım şunları tokatlayalım. İn abi in. Gel buraya gel. Bir saattir benim adamlarımı da herkesi öldürdünüz ha ipneler. Tamam. Kazandık. Adamlar mı ölmeseydi iyiydi. Ulan bir tane adam kalmış ya orada. Ordu. Ekipten diyelim kardeşim. Yükselteyim mi lan seni? Gel. 15 dinar saydım okçu yaptım adamımı. Hepsini alsan tam kapasitemiz yetiyor. Bunu da alalım. Tamam o kadar şey yeriz yolda yeriz. Sıkıntı yok. Ekip fazla da bir şey olmaz. Askerleri de ağırlık taşıyabiliyor da etkiliyor bizi. Yani Lageta'ya gidelim. Şu anda etrafta savaş olduğu için buradaki ürünleri daha fazla pahalıya satabiliriz. Şu an böyle bir şeyimiz var. Bu şeyleri değerlendirelim yani. Yemek diyelim abi bak. Bakıyoruz. Üzüm 8, tahıl 9. Yani diğer şeyden iyidir. Hurmayı satalım. 59 güzel. Ucuza bir şey var mı lan? Ya bu kadar niye pahalı bunlar? Üzüm. Ben ondan aldım ya. Daha pahalı burası. Daha ucuzu daha doğrusu. Şu balıkları sat. Tamam. 91. Tağla satalım. Tamam, bu kadar tağla gerek yok. Zaten bayağı bir şeylerden de topladık. Şöyle 3 tane olsa yeter. Tamam. Bitti. Asker topla. Ver bir tane. Bir tane daha ver. 5 tane askerimiz olsun. Tamam. Şimdi başka ne yapalım? Bizim savaşlara girmemiz lazım abi. Savaşlara derken. Dur bir dakika. Demirciye girsek mi? Demircilik için para lazım. Şu an bak 1032 altınımız olmuş. Şu an kâra geçmeye başladık. Hem askerimiz var. Bir yandan da şeyimiz var. Kârdayız yani sıkıntımız yok. Güzel. Gelişiyoruz. Ticarete devam. Oğlum ağzınızı kırarım. Bana yaklaşmayın. Aha. 3 dinar abi. Al. Fazla geldi. Tereyağları alalım. Tereyağları alalım. Tahıllar 1 dinar. Şu 1 dinara ne kadar alabiliyorum? Bir tane mi alalım? Ha ben elimdekileri de sattım şimdi. 24. Ağırlık ne kadar? Ağırlığını ne kadar alabiliyorsun? Çünkü 3 dinara bayağı iyi. Satarız ya sıkıntı yok. Şu tamam. Ben size ağırlığımızı hafiflesin diye. Şöyle bir tane. Koymadık. Tamam. Şunu da var şunu.
Sen hala nasıl aşarsın? Hadi. Tamam, 400 öne 400. Tamam. 47 dinar verdik ama buradan 100 dinar çıkarırız diye düşünüyorum. Aha şeye gelmişiz buralara. Batanya krallığına. Batanya bizim için. Hızlı gidelim. Güzel bir yer burada. Odunlar ucuza buluyoruz. Bulabiliyoruz. Burada silah şey yapabiliriz. Kılıç falan dövebiliriz. Güzel olur. Dövmecilik geliştiririz. Parayı kazarız burada. Ama şöyle bir 2000 dinara yakın para elde etmemiz lazım. Bakayım 5 dinar. Tereyağı. 9'u aldık. Ona satalım mı? Satmayalım. Dur sat. Üzüm 8. Hala üzüm düşüyor. Bak ben o kafayı yerim ben. Olmaz. İptal. Çık lan çık. Çık. Minevayı. Üzüm var. Şurada bir de Seyon'a bakalım. Hiç niye turnuva düzenlemiyorsunuz ya? Turnuva olsa da girsek. Ticaret. Ticaret. Oha talik etmiyor. Bismillah. Burada her şey bayağı ucuz lan. Buradan gidelim. Siktir alıp gidelim burada. Gel. Barçak'a gidiyorum. Umarım çapulculara yakalanmayız. 5 kişiyiz. Döverler. Bir tane okçum var ama. Okçuyu da döverler yani. Ne yapacağız sanki bir tane. Bir kişi alabilir o. Uzakta. Şöyle yoksa. Belki olur. Şöyle şeylerin. Aha burada turnuva var. Güzel. Güzel turnuvamız var burada. Tereyağı 6 dinar. Aha üzüm 20 dinar abi. İşte bu. İşte aradığım şey bu. Abi biraz da buradan böyle satalım. Güzel. Tereyağı kalsın. Madem bizde kalsın. Bitti. Arenaya git. Turnuvaya katıl. Güzel. Tamam turnuva yapıyoruz. Buradan güzel para kaldırabiliriz. Bahise girelim ya bahis içine. Elimizdeki parayı yakalım mı bilmiyorum. Kaybedersek paralar gider. Yani tüm paramız gitmez de. Hepsini yatırmayalım tabii ki de. Turu atla. Sıra bizde. Toplam 1200 binden kaç? Abi 10 dinar koyuyorum. Şu anda ne kadar... Güçlü olduğumuzun konusunda bir fikrim yok. Ve şu an canıma güçlü. Kanka ölme bak. Ya amına koyayım ölme dedik iki ya. Herifler iki kişi darlıyor. Şu birini devirebilirsin. Vur amına koyayım vur. Tamam birini devirdim. Seni de alırım diye düşünüyorum. Hadi. Ananı atanı böğrüne sapladı. Ya buna bam vursam. Hayır abi dövecek. Vuramıyor. Kılıç çok kısa ya. Vereceğiniz kılıca sıçan. Hadi lan. Göremiyorum derim. Klas sinir. Just sinir. Evet. Dövdüm. Dur atla. Bahis. Yine bahis koyuyorum. Yine bir 10 dinar. Şöyle. Atıl ki. Sen tek başıma ayın. Neredesin? Aha balta var. Yok değil mi başkası? Güzel vurdum. Tek atarım. Balta güzel ya. Tamamdır. Tur atla. Son kişi. Köklüyüm mü lan? Risk alalım. 150 dinar abi. Bir şey değil. Katıl. İlk vuruş yapabilirsem sıkıntı yok. Oo adam zırhlı lan. Ağzımıza sıçar yemin ediyorum abi tanesi. Abi adamın 27'ydi. Kalkanımız kırılırsa naneye girdi yemin ediyorum. Tamam güzel. Güzel. Döveceğim lan seni. Hey. Yat aşağıya devir taşı. Demedim sen. Bahis. Dövmedim mi ben bunu? Oo bir bahis daha var. Koy lan 150. Yak lan o kadar değmez. Yok buna koymuyorum. Kaptı. Nerede lan? Burada. Hadi abi son kişi. Adamı dövüyoruz. Alıyoruz parayı. Bunun adamın zırhı yok gibi. Deminki adam boss'tu. Yani en güçlü adam olduğu gibi. Zırhı güçlü çünkü.
Oğlum bende hiç zırh yok. Adam vursa tek atar harbiden ha. Vur lan vur. Neden caminin yarısı yok? Oha. Herifin kafaya baltayla vurdum. Amına koyayım ölmedi. Hadi lan hadi hadi delirtme adamı. Çekeceğim senin şeyini de. Allah Allah. Delirdim ulan. Dövdüm ama dövdüm. Çıkış. Oo tüylü koca miğfer kazandık ve 354 bahisten gelir elde ettik. Güzel. Abicim şimdi ilk bölüm böyle mi olsun dersiniz? Bak paramızı 1450 tane 50 tane. Biraz paramız var. Durat da dur. Tekrar ticaret diyorum. Üstümüzdeki gereksiz şeyleri de satalım. Paslı şunları sat. Şu aletleri çapulculardan topladım. Şu miğfer oha 2500 de tüylü miğfer. Satalım mı? Bence satalım. Çünkü biz bunları sermaye için kullanacağız. Güzel turnuvadan da güzel bir miğfer kazandık ve şu an deli paramız oldu. Başlangıç için mükemmel paramız var abi. Çıkış. Kaydı burada bitiriyoruz abi. İlk videomuz böyle olsun, tamam mı? Biraz kısa olmuş olabilir, uzun olmuş olabilir, emin değilim. Şu an ders başladı, derse girmem lazım. Evet, 5 dakika geçmiş hatta. Neyse. Evet abicim. Video beğendiyseniz like atın. Devamının gelmesini istiyorsanız like atın. İstemiyorsanız yine like atabilirsiniz. Çünkü atsanız atmasanız ben devam edeceğim. Bilmiyorum. Devam etmek istiyorum. Ben zaten oynuyorum oyunu. Çek yarım şey olmaz benim için. Sıkıntısı olmaz. Neyse abicim. Bu şeyi kaydedeyim. Kaydedeyim. Evet. Bitti. Artık çıkabilirsiniz videodan. Başka bir şey yapmayacağım. Hadi görüşürüz. Tschüss.